Ülke TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yayınımızı Ankara stüdyolarından gerçekleştiriyoruz. Program konuğum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık bizlerle birlikte olacak. 2015 1 Kasım seçimleriyle birlikte Türkiye'de bir kez daha yeni anayasa fırsatına kavuşmuş olduk. Bakalım 2011'de kavuşamadığımız anayasaya bu kez kavuşabilecek miyiz? 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte hükümet sistemi de arıza vermeye başladı. Başkanlık sistemi ne olacak ve yerli otomobili konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. AK Parti hükümeti başkanlık ve yeni anayasa kapsamında muhalefet partilerini ziyareti bitirdi. MHP zinhar olmaz diyor, CHP de karşı. HDP ile zaten bir görüşme gerçekleşmedi. Ortada bir fiili durum var. Evet yeni anayasa ama yeni anayasanın da sanki önüne geçmiş gibi bir durum hükümet sistemi. Ne olacak başkanlık sistemine bu durumda nasıl geçecek Türkiye? Evet başkanlık sistemine Türkiye eninde sonunda geçecek buna inanıyorum. Ama bu geçişin sağlıklı olması, halkımızın bu geçişi benimsemesi, özümsemesi, başkanlık sistemiyle ilgili her türlü tartışmanın özgür bir ortamda ve toplumun her kesiminin katılımıyla ama ön yargılardan uzak, baskılardan, şartlandırmalardan uzak bir şekilde yapılması lazım. Ben şuna inanıyorum. Bizim milletimizin müthiş bir basireti var, müthiş bir feraseti var. Bir konuda herkesi dinliyor. Herkesin ne dediğine çok dikkat ediyor, kulak kesiliyor. Karar vermesi gerektiği zaman da sanki altın terazisinden çok daha hassas şekilde karar veriyor. Yani belki Türkiye'nin demokrasi tarihi bunun örnekleriyle dolu. Evet. Bu noktada da başkanlık sistemi tartışmalarını şu anda halkımız ilgiyle izliyor. Ama yeterince içerik tartışmasına Türkiye girmedi. Hala başkanlık sisteminde semboller üzerinden tartışıyoruz. Yok diktatörlük mü gelecek, yok şu mu olacak, yok bu mu olacak? Halbuki başkanlık sistemi nedir? Başkanlık sisteminde hangi mekanizmalar vardır? Başkanlık sistemiyle ilgili alınması gereken güvenlik mekanizmaları nelerdir? Parlamenter sistemle başkanlık sistemini karşılaştırdığımız zaman hangi noktada başkanlık sistemi çok daha öndedir? Hangi noktada belki parlamenter sistem öndedir? Bunların içerik tartışması şu ana kadar çok fazla yapılmadı. Bu tartışmaların şu anda bugünlerde yaptığımız tartışmaların artık yavaş yavaş içerik tartışmasına bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra içerik tartışmaları başlayacak. Mutlaka başlayacak. İçerik tartışmaları? Yani başkanlık sistemi nedir? Yarı başkanlık sistemi nedir? Parlamenter sistem nedir? Bu arama konferansları ile yapılacak bu olan arama mıdır? Konferansları da bu noktada bu tartışmayı hızlandıracak. Bu tartışmanın içerik tartışmasına dönüşmesini sağlayacak bir çalışma olacak. Onu çok önemserim doğrusu. Ben şuna inanıyorum. Eğer bizim halkımıza başkanlık sistemi gerçekten doğru, içeriği doğru olarak anlatılırsa halkımızın %65 belki daha da yukarı bir oranla başkanlık sistemini kabul edeceğini düşünüyorum. Ama Türkiye'de partilerin geleneksel duruşları var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi geleneksel olarak Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünya görüşüne, zihni kodlarına sahip bir insanın Türkiye'deki insanlarımızın, milletimizin oylarıyla başkan olamayacağını bildiği için hem başkanlık sistemini hem de Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine karşı çıkıyordu biliyorsunuz. Evet. CHP'nin bu konuda çok geleneksel, katı bir duruşu var. Ama MHP'nin, merhum Türkeş'in hararetle savunduğu ve her zeminde savunduğu başkanlık sistemine bugün MHP konjonktür olarak karşı çıkıyor. Peki halbuki neden karşı çıkıyor? Yani parti işte geleneklerinde bu var aslında. Parti geleneğinde olduğu halde neden karşı duruyor? Biraz herhalde AK Parti karşıtlığıyla. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık sistemini savunduğu için bundan dolayı muhtemelen öyle bir şey var. Yoksa normalde böyle bir tartışma zemini olmadan veya işte 2000 yılındaki böyle bir tartışma olsaydı muhtemelen MHP başkanlık sistemi gelmeli diyecekti. Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi noktasında MHP bir aleyhte kampanyada yürütmemişti biliyorsunuz. Evet. 2007'deki seçimde. Dolayısıyla ben bu tartışmaların başkanlık sisteminde bir içerik tartışmasını başlatacağını düşünüyorum. O da Türkiye açısından çok hayırlı olur. Bu tartışmalar sonucunda halkımız derse ki evet ya bu başkanlık sistemi iyi, o zaman
İşte referandumla Türkiye başkanlık sistemine geçer. Peki Türkiye gündemini ne kadar meşgul eder? Şimdi içerik tartışması diyoruz ama bunun mesela bir sınırı olacak mı? Süre sınırı? Bunu kestirmek çok zor. Bunu kestirmek çok zor. Biraz da siyasetçilerin bu işte içerik tartışmasına ne kadar girip girmeyeceğine de bağlı. Yani CHP hiç içerik tartışmasına girmek istemez. Belli. Peki bir model anlatılacak mı? Yoksa sistemin bizatihi kendisi mi anlatılacak? Şimdi biliyorsunuz dünyada bir tek başkanlık sistemi de yok. Amerika'nın uyguladığı başkanlık sistemi var. Rusya'nın uyguladığı var. Güney Kore'nin uyguladığı var. Başka ülkelerin uyguladığı başkanlık sistemleri var. Bütün ülkelerdeki modeller aslında bir anlamda oranın sosyo-kültürel yapısına da uygun modeller. Gayet tabii. Yani oradan direkt gayet olarak tabii. Bir model mi? Yoksa i̇şte mesela bunu, parlamenter sistem artık yürümüyor. Bu sistem değil, direkt bir sistem tartışması mı olacak yoksa bir model mi götürülecek halka? Şimdi Türkiye'nin sistemine parlamenter sistem demeye bin şahit ister. Yani o Türkiye'nin şu andaki parlamenter sistemle yönetildiğini iddia etmek bana göre çok gerçekçi değil. Ama Türkiye'nin başkanlık sistemiyle yönetilmediği de belli. Aslında Türkiye 2007 yılında fiilen başkanlık sistemine geçti. Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi ve iki dönemliğine seçilebiliyor olması aslında fiilen başkanlık sistemidir. Evet. Çünkü bizim halkımız yetki verdiğini sorumlu da tutar. Eğer Cumhurbaşkanımıza yetki verdiyse Cumhurbaşkanımızı sorumlu da tutar. Evet. Ama anayasa yetki veriyor, sorumlu tutmuyor. Şimdi olayı Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına indirgeyenler yani Recep Tayyip Erdoğan kendisi için başkanlık sistemi istiyor diyenler aslında çok ciddi bir yanılgı içindeler. Ama birazcık da buna AK Parti'nin kendisi sebep değil mi? Yani sistemin mesela içeriğini anlatmış olsanız o zaman Erdoğan üzerinden işte alıp bir sistem. İçerik tartışmasına giremiyoruz ki. İçerik tartışmasına bir girebilsek başkanlık sistemiyle neyin geleceğini, hangi güvenlik mekanizmalarının başkanlık sisteminde daha uygulanabilir olduğu, kuvvetler ayrılığının başkanlık sisteminde çok daha net teminat altında olduğu, bunları konuşamıyorsunuz ki. Başkanlık sistemi deyince birisi diktatörlük diyor, birisi otoriterlik diyor. İnsanların tartışma zemini oluşmuyor. Belki ümidim şu tartışmalar artık Türkiye'nin başkanlık sisteminde içerik tartışmasına girmesine sebep olur. Ve başkanlık sistemi nedir? Hangi mekanizmalar vardır? Hangi yetkiler başkanda vardır? Hangi yetkiler parlamentodadır? Hangi yetkiler hükümettedir? Bütün bunlar denetim yetkisi nerededir? Yargıyla yürütmenin ilişkisi nedir? Bunları artık inşallah bir tartışma düzlemine getiririz de içerik tartışmasını inşallah başlatabiliriz. Peki diyelim ki partiler ikna olmadılar. Yani CHP, MHP, HDP, meclisteki diğer partiler rıza göstermediler. Başkanlık sistemine ya da sistem değişikliğine geçit vermediler. Ne olacak? Referanduma mı gideceğiz böylesi bir durumda? Tabii referanduma gidebilmek için biliyorsunuz 330 milletvekilinin bir anayasa değişikliğini kabul etmesi gerekiyor. Ve bu kabul edilen değişikliği de Sayın Cumhurbaşkanımızın referanduma götürmesi gerekiyor. Evet. 330'un altında hiçbir şekilde referanduma gidemiyor. 330 ile 367 arasında bir oyla çıkarsa Cumhurbaşkanımızın veto etme veya referanduma götürme yetkisi var. 367'nin üzerinde bir sonuç çıkarsa kabul etme veya referanduma götürme yetkisi var. Dolayısıyla burada 330'u bulmak gerekiyor. Ama bu anda sadece anlamaya çalışıyorum. Uzlaşılamadı parti. Yani meclisten bir bu konuda fikir birlikteliği çıkmadı, destek çıkmadığı anda ne olacak? Şimdi tabii yani, önümüzde bir 6 aylık dün Sayın Başbakanımız bugün açıkladı. Hatta zannediyorum muhalefet liderleri de söyledi. Bir 6 ayda yeni bir anayasa yapmakla ilgili bir süreç başladı. Bu sürecin sıhhatli şekilde yürümesi en önemli önceliğimiz. Evet. Bu süreçte herkes kendi argümanlarını ortaya koyar. Mütabakat sağlanan konular şahsen beklentim şu. Olarak şahıs olarak söylüyorum ki CHP kendi görüşünü getirir başkanlık sistemiyle ilgili veya işte parlamenter ile ilgili getirir, AK Parti getirir, gerekirse üçü de hatta HDP de getirir, gerekirse üçü de referanduma gitsin. Halkımız hangisini istiyorsa onu sandıkta tercih etsin ve demokrasinin gereği de %50'nin üzerinde oy alan anlayışta
Türkiye'de anayasa olarak tescillensin. Peki sorun 2007'den sonra Cumhurbaşkanı'nın halkla seçiliyor olması sistemde ciddi bir arıza mı getirdi? Yoksa parlamenter sistemle, yani iki arada bir derede miyiz? Bir aslında hükümet sistemimiz mi yok? Yoksa parlamenter sistem... Da olabilecek krizleri halkımız sandıklar, evet, sandıkta önledi. Hı hı. Yani normalde bizim şu andaki sistemimiz sürdürülebilir bir sistem değil. Neden? Şöyle düşünün, 2007'de bu kabul edildi ama o anda seçilmiş Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, hı hı, vardı ve 2014'e kadar Abdullah Bey'in görev süresi devam etti. Hı hı. Bu arada Abdullah Bey AK Parti'nin kurucularından, Cumhurbaşkanı ile hükümet arasında temel bakış açılarında bir farklılık yok. Hı hı. Bir sorun olmadan Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman Abdullah Bey, ve şu andaki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasında yıllara dayanan bir hukuk var. Bir sorun yaşamadık. Hı hı. Ama 7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan tabloyu düşünün. CHP, işte AK Parti birinci ama %41 ile, CHP ikinci, MHP üçüncü, HDP dördüncü. Şöyle düşünün. CHP, MHP ve HDP bir koalisyon kurmuş olsaydı. Evet. Şimdi sistemin ne kadar ciddi bir risk, kriz riski yaşadığını ifade etmek için söylüyorum. 7 Haziran'dan sonraki tabloda CHP, MHP, HDP koalisyonu kurulmuş olsaydı. Evet. Bu koalisyonun halk desteği yaklaşık %55. Bir yıl önce de halkın doğrudan %52 ile seçtiği bir cumhurbaşkanı var. Evet. Şimdi halk seçtiğini, işlendirdiğini sorumlu da tutuyor. Demokrasi temel kuralı. Yani, hı hı, yetki olacak, sorumluluk olmayacak diye bir anlayış demokrasilerde olmaz. Bu bizim sadece 82 Anayasası'nda Kenan Evren'e özel cumhurbaşkanlığı yetkisi vardır. Sadece yetki olacak, sorumluluk olmayacak. Şimdi böyle bir durumda düşünün. En basitinden cumhurbaşkanımız yetkisini kullanmak istedi. Bakanlar Kurulu'nu Çankaya'da toplamak istedi. Ne olacaktı? Yani niçin söylüyorum? Şimdi Allah'tan milletimiz 1 Kasım'da baktı ki bu iş sürdürülebilir değil. Ciddi bir oranın parti iktidarı. Şimdi Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımızın o yakın mesai arkadaşlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin kurucusu olması, temel olaylara temel bakışta hiçbir farklılığın olmaması şu anda sistemi çarkı döndürür halde götürüyor. Ama, hı hı, bu sistem sürdürülebilir bir sistem değil. Allah korusun yarın Cumhurbaşkanı'yla hükümetin farklılaştığı noktalarda çok ciddi sistemik krizler çıkar. Onun için bu sistemin mutlaka başkanlık sistemine, ki bunun ilk adımı 2007'de atıldı. Halkımız %70 oranıyla Cumhurbaşkanı'nı halkın doğrudan seçmesine onay verdi. Evet. Şimdi bunun hukukileşmesi ve başkanlık sistemine Türkiye'nin adım adım gitmesini sağlamak. AK Parti olarak görüşümüz bu. Ama bu bizim görüşümüzdür. Bunun dışında alternatifi kabul etmiyoruz. Bunu dayatıyoruz. Anlayışımız da yok. Burada her şeyi halkımızın önünde konuşalım, tartışalım. Fikirler olgunlaşsın. Herkesin kendi fikrini ortaya koysun. Bu fikirler etrafında akademi tartışsın, sivil toplum örgütleri tartışsın, meslek örgütleri tartışsın, ilgili tüm taraflar tartışsın. Halkımız da bunları dinledikten sonra en doğru kararı verir. Yani bizim burada hiçbir etkimiz yok. Halkımız içerik tartışmalarının sonucunda en doğru kararı verir. Eğer halkımız bütün her şeyi dinledikten sonra ya bu başkanlık sistemi Türkiye için iyi bir şey değil derse başımızın üzerinde yeri var. Ama halkımız ya bu Türkiye'nin hakikaten genlerine de uygun bir yapıdır. Bu sistem Türkiye için çok uygundur. Zaten tarihi perspektifte 4-5 bin yıllık devlet geleneğimizde de bizim biliyorsunuz başkanlık sistemi var. Evet. Sonra başkanlık sistemi şu an Türkiye'de biliyorsunuz belediyelerde de uygulanmakta. Yani başkanlık sistemi Türkiye'ye çok uzakta değil. En basit tanımıyla belediyelerin yönetim biçimi. Tabii, belediyelerin yani yönetim biçimi de. Belediye başkanı halk artık doğrudan seçiyor. Ve 5 yıl belediye başkanı hem yetkili hem sorumlu. Bu tartışmalar ne kadar içeriye kayarsa, ne kadar içeriği zengin tartışmalar olursa
Ben eminim halkımız o konuda fikrini o kadar net oluşturur. Bir sorunumuz da yeni anayasa. Aslında 2011 genel seçimlerine baktığımız zaman Türkiye için ilk fırsat, ilk şans 2011 genel seçimlerinde doğmuştu. Bir uzlaşma komisyonu da kuruldu. Hepimiz çok da heyecanlandık aslında o komisyon evet. kurulduğu zaman. Ama sonra bir arpa boyu yol alamadı. Yani Türkiye'nin aslında evet yani pek çok madde üzerinde anlaşmalar, ortak maddeler çıktı. Ama bu yaptıkları yani üzerinde uzlaştıkları maddeler aslında Türkiye'nin derdine deva olan ya da Türkiye'nin sorunu çözen maddeler değildi. Şimdi bir kez daha uzlaşma komisyonu istendi, eşit temsil istendi. Sanırım AK Parti uzlaşma komisyonu 6 ay ile sınırlandırılmasını istediği yönde haberler var. Ne diyorsunuz bu sefer yeni bir anayasa olur mu? Bu süre kısıtlaması zaten sınırlı süreli, yani, tabii evet. sınırlı süreli bir anayasa çalışması çok faydalı olacak. Çünkü açık olunca evet. artık bunun seriliği ta onu beğenmedim. Şu ama 6 aylık bir süre olursa o 6 aylık süre içerisinde insanlar da birazcık da ya şu takvimde şunu yapmalıyız, bu takvimde bunu yapmalıyız diye kendilerini de bağlarlarsa eminim bu müzakerelerde, görüşmelerde mesafe alınır. Artık yani ila nihaye ucu açık bir anayasa yapım sürecini AK Parti kabul etmiyor. Diğer liderler de zannediyorum hem CHP lideri hem MHP lideri bu konuda olumlu baktıklarını söylemişler. Dolayısıyla bu 6 ay inşallah Türkiye'nin çok verimli bir anayasa süreci geçirdiği dönem olur. Ben bunu olumlu görüyorum. Yani süre sınırlamasının işte zamana komisyonu havale etme açısından doğru bir şey olarak. Ama ilk 4 madde herhalde komisyonda yine sorun teşkil etmeye devam edecek gibi. Yani şöyle ön yargılardan uzak evrensel değerleri esas alan, Türkiye'nin birikimini, demokrasi tecrübesini esas alan bir yaklaşım olursa aşılamayacak hiçbir problem olmaz. Ben ona inanıyorum. Yani anayasanın 4 maddesinin özüne AK Parti sonuna kadar sadıktır. Yani Türkiye'nin bir cumhuriyet olması, temel nitelikleri, başkentin Ankara olması, bayrağı, İstiklal Marşı, bunlar hiçbir AK Partili'nin hayır ben bunu tartışacağım diyeceği maddeler değil. Ama orada bazı tuzaklar var. O tuzaklara dikkat ederek. Mesela vatandaşlık tanımı olmasa ne olur anayasanın içerisinde? Şimdi bunlar çok felsefi tartışmalar. Benim alanım da çok detaylı bildiğim bir alan olmadığı için hani çok da seyirciyi de yanıltmak istemem. Vatandaşlık tanımı yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bizim açımızdan çok önemli bir kavram. Evet. Yani ve vatandaşlık kavramı modern demokrasilerinde aslında en temel kavramlarından bunun nasıl tanımlanacağı konusunu anayasa hukukçuları otururlar, tartışırlar. Partiler kendi aralarında bu konuları müzakere ederler. Ve bir yani artık Türkiye'nin geldiği demokratik seviye sorunları aşabilme imkanını veriyor. Artık bu kapasitemiz var. Peki Selahattin Demirtaş bu başkanlık sistemine tekrar dönmek istiyorum. Selahattin Demirtaş başkanlık nasıl bir model olarak tartışılıyorsa öz yönetim de tartışılmalı diyor. En azından kamuoyuna bu tür açıklamaları düştü. Ve bu bağlamda da konferanslar düzenleneceği arama konferanslarına mukabil olarak öz yönetimi anlatacakları konferanslar düzenleyeceklerini söylüyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz Demirtaş'ın? Bunlar öz yönetimi tartışmayı mı şey yapıyorlar, çatışmayı mı? Şu anda HDP fiilen çatışmaya destek veriyor. Terörist faaliyetlere... Aynı mıdır öz yönetimle başkanlık sistemi? Tabii yani, hayır şöyle, şu demokrasilerde şiddet övülmedikçe, terör meşru gösterilmedikçe her türlü tartışılır. HDP'nin nedir? Öz yönetimi tartışmak değil, öz yönetimi tartışmayla geçirmek, elde etmek. Buna hiçbir demokrasi ülke müsamaha göstermez. Siz normalde şu anda Güneydoğu'da hiçbir hendek olmasa, hiçbir çatışma olmasa ve demokratik bir düzlemde HDP öz yönetimi gündeme gelirse bir fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilebilir. Lehte görüş ifade eden olur, aleyhte görüş ifade eden olur ve kamuoyu bir şekilde oluşur.
Ama siz demokratik bir ülkede demokrasinin nimetlerini kullanarak, demokrasinin tanıdığı temel haklara yaslanarak eğer kalkar da öz yönetimi silahla, çatışmayla, terörle elde etmeye kalkarsanız bu sizin hiçbir şekilde samimi olmadığınızın göstergesidir. O söylediklerinizin de hiçbir harbi yok demektir. Sayın Başkanım, araya gideceğiz. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden. Söz bitmeden kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlarını yeni açanlar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık bizlerle birlikte. Başkanlık sistemi dedik, yeni anayasayı konuştuk. Komisyonun 6 ayla sınırlandırılması iyi bir şey Türkiye'nin faydasına. Belki bu sefer 6 ay sonra en azından yeni bir anayasamız olacak mı, olmayacak mı? Bu hepimizin kafasında daha netleşmiş olacak. Eğer olmayacaksa bu sistemle, uzlaşma komisyonuyla, belki B planı devreye girecek. Yani bu tartışmalar hiç ya şüphesiz. B planınız var mı bu arada? 6 aylık çalışma Türkiye'ye çok şey kazandıracak. Kim ne derse desin. Sonuçta yeni bir anayasa oluşursa bu Türkiye için inanılmaz bir kazanım olur. Yani Türkiye'deki aslında bütün problemlerin temelinde 1982 yılında askeri dönemin ürünü olan bir anayasa var. Bu anayasayı komple yeni özgürlükçü devleti değil de insanı merkez alan, insanı odak alan, insan onurunu esas alan bir anlayışla yeni bir anayasa yapamazsak çözüm, kökten problemlerimizi kökten çözme imkanımız olmaz. İşte ya bu kadar değişti falan ama ya bu 82 model bir araba bu araba. Bu bunu arabanın söyleyenler var. Yani yeni işte anayasanın, 82 anayasasının 117 maddesinin örneğin misal işte 102 maddesi zaten değişti. Evet. Diyenler var. Değişti de model eski işte. Yani bu ara otomobille çok uğraşıyoruz. O örneği verelim. Yani bu araba 1982 model. 82 model arabanın 2016 ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değil. Bu arabanın direksiyonunda boşluk var. Ne kadar çevirirsen arabada bir derece yön bulmakta zorlanıyorsun. Bu arabanın en sistemi arkalı. Ne kadar yenilerseniz yenileyin. Bu arabanın artık 2006 yılında tercih edilen bir model değil. Dolayısıyla bu artık yeni bir anayasa Türkiye'nin kazanması Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümünde en önemli adım olur. Yeni anayasa bütün sorunların çözümü için temel zemin olur. 6 ay sonunda Türkiye bunu başarabilirse inanın Türkiye'nin başarısı olur. Bu yeni anayasaya destek veren sadece AK Parti'nin değil CHP'nin, MHP'nin ve HDP'nin de başarısı olur. Bu Türkiye'de gerçekten siyaseti yeni bir düzleme taşır. Yeni anayasa oluştuğu zaman da Türkiye siyaset başta olmak üzere pek çok kurumunu yenileme imkanına ve fırsatına kavuşur. Toplumun arzu ettiği çok önemli değişiklikler yeni anayasadan sonra çok daha hızlı hayata geçer. Ama yapabilirsek inanılmaz bir Türkiye için kazanç olacak. Yapamazsak bile bu 6 yılında eminim ki bugünden daha uzlaşmacı bir siyaset ortaya çıkacak. O açıdan sonuç ne olursa olsun sürecin başlaması işin göre yarısıdır. Yani bu sürecin tekrar başlaması anayasa yapma sürecinin yarısı olarak değerlendiriyorum ve 6 ayın sonucunda yeni seçimden çıkmış, milli irade daha yeni tecelli etmiş bir ülkede herkesin o milli iradeyi de saygı duyarak bu anayasayı bir an önce hayata geçirmesi, bu noktada gayret göstermesi, bu gayretin sonucunda da Türkiye'nin kazanması. Ben bu süreçten umutluyum doğrusu. Partilerimizin biraz daha bu noktada sadece kendi çıkarlarını değil de gelecek kuşakların noktadaki çıkarlarını düşün. Çok daha önemli diye düşünüyorum. İnşallah bu dönem biraz daha sanki hava olumlu gibi. İnşallah yeni bir anayasaya kavuşuruz. Peki Sayın Bakanım, yerli otomobil çalışmalarında son durumumuz nedir? Seçim öncesinde aslında konuşmuştuk. Evet. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. 2016 ilk 3 ayında mı demiştiniz? Baba yiğitimizi de açıklayacağız. İlk 3 ayında. Doğru. Çok doğru hatırlıyorsunuz. Hafızanız çok kuvvetli. Doğru.
Şöyle, şu anda yerli otomobilde motor olarak ilerliyoruz. Prototiplerimizde şu anda kendi teknolojimizi yüklüyoruz, test ediyoruz, deniyoruz. Yeni yüklemeler yapıyoruz. Yani şu anda otomobilin testleri, yeni teknolojilerin testleri ve uygulamaları sürüyor. Bu takvime uygun olarak sürüyor. Hatırlarsanız seçimden önce bu işi, yerli otomobil projesini bir seçime yönelik atraksiyon olarak değerlendireler vardı. Hatırlarsanız. Hatta model üzerinde de geçtim. Yani bu işte AK Parti'nin seçim şovu diyenler vardı. İşte bundan sonra bunu da unuturlar, rafa kaldırırlar bir hava vardı. Ama biz o dönemde bunun Türkiye'nin geleceği açısından hem marka oluşturması, otomotiv yan sanayinin altına alması hem de Türkiye'nin teknoloji geliştirme platformu olarak baktığımızı ifade etmiştik. Şimdi adım adım projeyi yapıyoruz. Bu 2010'un 3 ayı şu anda Ocak ayına kadar çok detay bir çalışma yürütüyoruz. Yapmamız gereken ne var ne yok çok detay milimetrik hesaplar yapıyoruz. Ocak ayının sonunda bu hazır olacak. Ondan sonra da bu konuda bir babayiğit çağrısına çıkacağız. Açık çağrı yapacağız. Yani bu konuda biz çalışmak isteyen. Yani aslında hani sizin bildiğiniz ama kamuoyunun bilmediği bir babayiğit yok mu? Şimdi şöyle, bu konuda görüşelim diyen var. Biz ilgileniyoruz diyen var. Ama biz arzu ediyoruz ki bunu topluma bir genel çağrı yapalım. Kim görüşmek istiyorsa, bu konuda kim ben varım diyorsa mutlaka insanlarla görüşelim ve bu projenin en doğru şekilde hayata geçmesini sağlayalım. Yapıyoruz. Diğer tarafta 2016'nın sonuna kadar bir 30-40 araçlık filo üretmeyi hedefliyoruz. Evet. 2016'nın sonunda belki hani 2020'de de pazara girecek şimdi şekilde. Tabii o şöyle, 2016'nın sonunda bir 30-40 araç üreteceğiz bu yılın sonunda inşallah. O 30-40 araç üretildikten hemen sonra her türlü arazi, mevsim ve iklimlerinde denemelerini yapacağız. 2018'inin Mayıs-Haziran'ında da piyasaya çıkarmayı hedeflediğimiz aracın tanıtımını yapacağız. 2018'in Mayıs-Haziran gibi. Hedefimiz o şu anda. Bundan sonra artık seri üretim çalışmaları hızlanacak ve inşallah 2019'un sonuna kadar yani 2020'den önce yerli otomobili kendi markamızla, kendi teknolojimizle fikri mülkiyet hakları Türkiye'nin olduğu teknolojisini kendimizin geliştirdiği bir arabayı seri üretimde piyasaya sunacağız. Peki talep oluşmaya başladı mı? Şu ana bakarsanız inanılmaz talep var ama tabii talebin realize olması önemli. O realizasyon içinde daha fiyatı önemli, segmenti önemli, içeriye teknolojisi önemli, dizaynı önemli, yakıt sarfiyatı önemli. Pek çok parametre var onun talebin realize olması için. İlk makam arabası olarak siz İnşallah kullanacaksınız herhalde. İnşallah o benim ahdimdir, eğer o güne kadar görevde olursak Allah nasip ederse kullanmak istiyorum. İnşallah. Hayırlı olsun deriz biz de sizlere. Peki Türkiye'nin mevcut böyle otomotiv sektör verilerine baktığınızda işte otomobil pazar payında nerede olmasını hedefliyorsunuz? Şimdi şu anda bu pazar payı konusuna çok girmek istemiyorum. Biz yeni pazar oluşturmanın derdindeyiz. Mevcut pazardan pay almak, pastadan pay almak gibi bir derdimiz yok. Bu segment şu anda Türkiye'de üretilmeyen, dünyada da çok az üretilen bir segment. Evet. Dolayısıyla bu kendi pazarını da oluşturacak. O açıdan burada işte Türkiye'deki pazar payının ne kadarını alacaksınız gibi bir soruyu şu anda doğrusu bir pazar oluşturmak iradesiyle, arzusuyla yolladığımız için burada bizim yapacağımız çalışma Türkiye'nin otomotiv sektöründe dönüştürücü bir etki yapar. Onların pazar payından almak yerine onları da dönüştürüp geleceğin teknolojilerine daha fazla odaklanıp otomotiv sanayi ve otomotiv yan sanayi haline dönüştürmek amacımız var. Şu anda bütün hedefimiz o yönde. Bizim bu aracımız inşallah çok ciddi de ihracat yapabilecek bir konsepte tasarlanıyor. Onun için inşallah güzel bir araç çıkacak.
ve hı hı. inanıyorum ki bu araç tutacak bir araç olacak. Peki bu arada yerli İHA'nın da silahlı halinin testi yapıldı. Evet. Kullanılmaya başlandı mı? Peki ne aşamada? Şu anda yavaş yavaş artık bunlar seri üretim noktasına geliyor. Biliyorsunuz insan savunma araçları özellikle Türkiye'nin tarımdan savunma sanayine kadar hı. pek çok alanında kullanılıyor. Burada terörle mücadelede özellikle veya işte Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarında insan savunma araçlarına mutlaka silahların da ve bir düşman hedefi gördüğü zaman onun bir silahlı güç tarafından vurulmak yerine aynı anda merkezden kumanda edilerek vurulması önemli. Bu noktada uzun süredir yapılan çalışmalar artık yavaş yavaş seri üretim noktasına geldi. TÜBİTAK'ın geliştirdiği Bozok füzeleri var. Hı hı. Bunlar şimdi insan savunma araçlarına takılıyor. Roketsan'ın geliştirdiği çok güzel füzeler var. Yani özel sektörün yaptığı bazı çalışmalar var. Bunlar şimdi insan savunma araçlarına takılıyor. Bu insan savunma araçları bir düşman ile karşılaştığı zaman oradan merkezinden İMHA'ya yönelik bu füzeleri fırlatabiliyor. Peki terörle mücadele dediniz. Geçtiğimiz günlerde verdiğiniz bir röportajdaki bir açıklamanız dikkatimi çekti. Diyor ki iyi ki Göktürk 2 uydusunu geliştirmiş. İyi ki zamanda fırlatmışız. 23 Temmuz'dan sonraki terörle mücadelede Göktürk 2 bizim inanılmaz faydası oldu. Tabii. Yani Göktürk 2 nedir? Yer gözlem uydusu. Her 2,5 günde Kandil üzerinden tabii. geçiyor. Biraz açar mısınız şimdi bunu? Şimdi yer gözlem uydusu uzaydan 2,5 günde bir işte diyelim ki Türkiye'nin üzerinden geçiyor. Kandil'in üzerinden geçiyor. Ve orada 2,5 gün zarfında neler olduğunu bir çukur mu açıldı? Bir tümsek mi yapıldı? Bir barak mı yapıldı? Bir duvar mı çekildi? Bir şey mi yapıldı? Bunu görüyoruz. 2,5 gün sonra tekrar görüyorsunuz ve programı otomatik olarak karşılaştırıyor. Peki. Sormak istiyorum. Şimdi yürüyen bir de askeri operasyonlar var. Yani PKK artık hani askeri operasyonla terörün kökünü kazıyacağız dedi başbakan. Tabii şimdi zaten şimdi bu teknolojiyi Kandil'in, kullanmasaydık. Evet. Kandil'i bu kadar kısa sürede devre dışı bırakamazdık. Ha, onu soracaktım. Tabii, niye artık, o zaman daha devre dışı bırakmıyoruz hemen? Ha, şu anda zaten büyük oranda devre dışı Kandil. Artık Kandil'de teröristler güvenli oturamıyorlar. Önceden ne olurdu? Bu teknolojileri kendi geliştirdiğimiz teknolojileri kullanmadan önce yukarıda Kandil'e bombalarda adamlar mağarada keyif çatardı. Ya sığınaklarında keyif çatardı. Şimdi nokta atışlar yapılıyor. Kandil'in Türkiye'nin bunu bilmesi mümkün değil dediği hedefler bu. Bu açıdan artık Türkiye sahasında hamdolsun çok ciddi mesafe aldı. Kendi teknolojimizi kendimiz geliştirdiğimiz sürece bir, bu silahların terörle mücadelede kullanılmasının önünde bir engel kalmadı. İki, başkasının himmetine muhtaç bir ülke olmaktan kurtulduk. Yani bir başka ülke size savunma aracı verdiği zaman o görüntüyü siz başka bir ülkeye de atmadığından veya terör örgütüne atmadığından çok emin olamazsınız. Dolayısıyla bu teknolojilerin Türkiye'de üretilmesi, Türkiye'de geliştirilmesi Türkiye'nin terörle mücadelede çok ciddi elini güçlendirdi ve son dönemde yapılan operasyonlar ki 23 Temmuz'dan bu yana 3000 üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Ciddi miktarda terörist teslim oldu. Böyle bir başarıda Türkiye'nin kendi geliştirdiği teknolojileri kullanmasının ciddi bir şeyi var. Bir hususta Türkiye çok uzun yıllardan sonra çok güçlü bir koordinasyona sahip artık. Genelkurmayımız, emniyetimiz, jandarmamız, istihbarat teşkilatlarımız hepsi çok ciddi bir koordinasyon içinde çalışıyor. Bu koordinasyon teknolojiyle de desteklenince başarı geliyor. Evet. O zaman bu bağlamda hani özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2009 yılına kadar yani 2009 yılında Türkiye'nin İsrail'e bir 1 minute çıkışı vardı. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde ki o tarihe kadar da TSK'nın ihtiyaçlarını karşılama konusunda İsrail'e önemli derecede bağımlıydık. Sonrasında evet. yerli üretim
Tabii geçildi? Aslında yerli üretimde miladı bizim 2002 3 Kasım seçimleri var, koymamız gerekiyor. O süreçten hemen sonra Cumhurbaşkanı Türkiye'de savunma sanayinde dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çok önemli kararları ve talimatları oldu. Ondan sonra Türkiye'de hızlı bir şekilde savunma sanayinde yerli üretim arttı. Burada Türkiye'nin tüm kurumları inisiyatif aldı, rol aldılar. İşte TÜBİTAK, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, özel sektör, diğer savunma sanayi şirketleri. Bunlar ya biz yaparız noktasında bu işe taşın altına elini koyunca %24'tü Türkiye'nin 2002'de savunma sanayindeki yerlilik oranı ve bu %24'ün de niteliği çok düşüktü. Şimdi %60'lara niteliğimiz çok yükseldi. Bugün artık dünyada en gelişmiş helikopterlere parça üreten firmalarımız var Türkiye'de. Hı hı. Kritik parçalar üretiyorlar. Dünyada artık bazı savaş sistemlerinin parçalarını, en kritik parçalarını yapan Türkiye'nin firmaları var ve artık kendi teknolojimizi kendi geliştirir noktaya geldik. Yani hem 24'ten 60'a çıktık hem de kaliteyi çok yükselttik. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında 3 Kasım seçimlerinden hemen sonra ortaya koyduğu iradenin sonucudur. O dönemde maalesef Türkiye savunma sanayinde çok dışa bağımlıydı ve maalesef çok fazla sadece silaha bedel ödemiyordu, bazen de komisyon ödüyordu. Şimdi onlar kaldırılınca Türkiye'de yerli üretiminde önü açıldı. Şimdi inşallah önümüzdeki dönem bu yerlilik oranı %80'lere vardırmak için daha büyük bir gayret bu dönem göstereceğiz inşallah. Peki terörle mücadele konusunda özellikle TSK'nın ihtiyaçlarının yerli üretimden karşılanmasının nasıl bir katkısı burada olur? Yani şöyle düşünün. TSK'nın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yerli üretimle karşılanması TSK'nın gücüne güç katıyor. Bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri taleplerini Milli Savunma Bakanlığı iletiyor. Milli Savunma Bakanlığımız, Savunma Sanayi Müsteşarlığımız bu taleplerin yerli üretimle karşılanması için çok ciddi çalışma yapıyor. Bunların çok büyük bir kısmı da ARGE ile başlayan çalışmalar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri bana diyor ki, diyelim ki Savunma Bakanlığı'na diyor ki benim elektronik harple ilgili şöyle bir ihtiyacım var. Bu ihtiyacın dışarıdan alınmasından ziyade iç kaynaklarla Türkiye'de geliştirilmesi ve üretilmesi önemli. O zaman Savunma Sanayi Müsteşarlığı veya Milli Savunma Bakanlığı veya Kalkınma Bakanlığı TÜBİTAK'a diyor ki şöyle bir TÜBİTAK projesini hazırlıyor, onu sunuyor. Ondan sonra o silah veya o teçhizat yerli olarak üretiliyor. Bu Türkiye'de silahlı kuvvetlerin gücüne güç katıyor. Bu şu anlama gelmiyor. Şu anda bütün her şeyimizi kendimiz yerli yapıyoruz anlamında değerlendirilmemeli. %60'ını şu anda yerli savunma sanayimizde yerli karşılıyoruz ve bu sayede ciddi de ihracat yapmaya başladık. Artık Türkiye 2002 yılında dünyanın en önemli silah ithalatçılarından biriyken şimdi dünyaya silah satan bir ülke konumuna geldi hamdolsun. Daha yerimiz mütevazi ama önümüzdeki yıllarda bu hızla inşallah devam edersek, hatta hızımızı biraz daha artırırsak önümüzdeki yıllarda dünyada Türkiye bu noktada ihracatı fazla olan ülkelerden biri olacak. Siber saldırılar devam ediyor mu? Siber saldırılar devam eder, her zaman eder. Yani o siber saldırılar bir size savaş ilan ettik, ateşkes yaptık, bir daha savaş ilan ettik mantığıyla yürümez. Bu hackerlar bazen çok organize. Bunu anlatır mısınız bize? İzleyicilerimiz açısından bu şey olarak mesela anlatayım. Çok konuşuluyor yani siber saldırı. Türkiye siber saldırıların hedefinde ama belki teknoloji bilgisayarla ilgilenenler bu dili bilirler, bu terminolojiyi ama. Şimdi artık biliyorsunuz pek çok iş ve işlemimiz elektronik ortamda yapılıyor ve internet ortamında yapılıyor. İnternet ortamında işleyen bir mekanizmayı bozmak veya o ortamı çökertmek için yapılan saldırılara da siber saldırı deniyor. Bu siber saldırılar 14 Aralık'ta özellikle son dönemde 14 Aralık'ta başlayan siber saldırıların amacı bir siteyi ele geçirmek veya bir siteyi çökertmek veya bir bankanın verilerini, kişisel verileri çalmak değil. Bunlar Türkiye'ye yönelik bir siber saldırıyı Türkiye'nin sistemini çökertmek. Yani internet sistemini çökertmek, Türkiye'nin dünyaya erişimini,
engellemek. Bundan dolayı da insanların interneti kullanmasını engellemek. Bir amaç buydu. Veya bunu yapamazsa bunu yavaşlatmak. Dolayısıyla bu üç amaç, yani erişimi engellemek, sistemi çökertmek veya yavaşlatmak. Bu en temel şey buydu. Bunu nasıl yapıyorlar? Bunu belki şöyle açıklamak mümkün. Bir otoban düşünün veya bir köprü düşünün. Bu üç şerit ve günde buradan 50 bin araç geçer. Bir anda daha önce köleleştirdikleri zombi bilgisayarlar veya zombi mobil araçlar dediğimiz bizim akıllı telefonlarımızı daha önce bunlar belli programlarla zombi haline getiriyorlar ve bir anda o günde 50 bin aracın geçtiği yola 10 bin kat, yani bir araç yerine 10 bin araç sürüyorlar. Ne olur? Bir anda trafik felç oluyor, sıkışıyor. Bazen o hani sen geçeceğim ben geçeceğim diye şey kavgasından dolayı tamamen durur ya trafik. Burada da ya tamamen duruyor ya da çok çok ağır işliyor. Erişim mümkün olmuyor. Böyle bir saldırı oldu 14 Aralık'ta. Bu saldırıda tabii bazı ihmallerin olduğunu da gördük. İşte yani Türkiye'nin domain isimlerini tutan işte ODTÜ'deki merkez aslında daha önceden atması gereken bazı adımları atmadığı için çok kolaylıkla Türkiye bu siber saldırıdan etkilendi. Halbuki şu anda önlemler alındı. Orada servis sağlayıcılarının sayısı artırıldı. Yerleri yani çıkış noktaları farklılaştırıldı. Şimdi siz düşünün, Türkiye çok dar bir banttan bütün çıkışını yaparsa orayı kilitlemek çok kolay. Ama çok farklı yerlerden ve geniş bantlardan çıkış yaparsa onları bir anda saldırıyla kilitlemek çok mümkün değil. Şimdi buna yönelik kamu kurumlarımız, Ulaştırma Bakanlığımızın koordinasyonunda ciddi bir çalışma yapıyor. TÜBİTAK olarak biz de gerek Siber Güvenlik Enstitüsümüz, gerek Bilgi Teknolojileri Enstitüsümüz, gerek ULAKBİM aracılığıyla bu çalışmalara teknik destek veriyoruz. Şu anda da yani bu siber saldırılar hiçbir zaman kesilmez. Bazen olağan dışı, çok olağanüstü saldırılar olabiliyor. İşte 14 Aralık'ta başlayan ve ara ara yoğunlaşan saldırılar oldu. Bazen de yani norm, rutin diyeceğimiz saldırılar oluyor ama hiçbir zaman sıfıra inmez. Peki TÜBİTAK demişken 17-25 Aralık'tan sonra TÜBİTAK ve TİP çok gündemdeydi. Evet. Şu anda nasıl mesela TÜBİTAK, TİP? Şu anda da çok gündemde ama şimdi artık yaptığımız savunma sanayine, enerji sektörüne, gıda sektörüne, paralel yapının ele geçirdiği kurumların başında geliyordu buralar. Evet. O dönem tabii medyatikti. Daha çok medyatikti. Medya TÜBİTAK'ın yaptıklarıyla değil de kadro şeyiyle daha çok ilgileniyordu ki normalde o dönem içinde paralel yapıyla mücadele Türkiye'nin en önemli gündem maddesiydi ve en önemli önceliğiydi. Hala da en önemli önceliğidir. Hamdolsun biz oradaki o paralel yapılanmayı idari noktada zaten tamamen tasfiye ettik. Onun dışında da bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ama artık şu anda TÜBİTAK daha çok projeleriyle, yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine getirdiği artılarla konuşulmaya başladı. İşte yerli otomobil TÜBİTAK'ta gelişiyor. Bu pek çok savunma sanayi projesinin Ar-Ge'si TÜBİTAK'ta yapılıyor. Sanayinin Ar-Ge'sinin çok önemli bir kısmına TÜBİTAK destek veriyor. Üniversitelerin yaptığı bilimsel araştırmalara TÜBİTAK çok ciddi destek veriyor. Türkiye'de bilimin sevdirilmesi için TÜBİTAK çok ciddi destekler veriyor. Teknolojik anlamdaki girişimcilere TÜBİTAK ciddi destekler veriyor. Yani TÜBİTAK hem proje bazında hem program bazında hem de Türkiye'nin ihtiyaçları bazında çok önemli bir rol üstlenmiş durumda. Şimdi inşallah önümüzdeki dönemde TÜBİTAK'ı da yeniden yapılandırarak bu TÜBİTAK'ın hem yetkinliğini daha da artıracağız hem de etkin ve verimli olarak çalışmasını sağlayacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. İyi ki geldiniz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Ve yerli otomobille birlikte öncelikli olarak herhalde sizin makam aracınız olarak İnşallah. Göreceğiz. Diğer bakanlardan da bir farklılık arz etmiş olacak yerli İnşallah. Otomobil kullanan. Türkiye'nin daha doğrusu kendi ürettiği otomobilini makam
aracı olarak kullanan ilk bakan olacaksınız. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Evet, Ankara stüdyolarımızdan gerçekleştirdik yayınımızı. Program konuğum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık'tı. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.